Hüseyin Bey, FETÖ'nün Alevi planları da vardı ama tutmadı tabii bunlar. Evet. Bu ne gibi planlar vardı? Sahte dernekler üzerinden bir takım girişimleri oldu. Şimdi, YAP'la ikna turları vardı, ikna hatırlayalım. Turları, ve PKK söyleyeyim. Bağlantısı aynı zamanda hani bazı isimler var, çok kritik isimler var. Mesela bunlardan biri Ziya Demirel, Süleyman Ünsal, bu gibi isimler. Buyurun. Şimdi Alevi meselesinin üst düzey toplantıları bir Erzurum'da yapılıyordu. Bir de İzmir'de, Bergama'da Ali İpek adında Akın İpek'in yaptırmış olduğu bir öğrenci yurdu vardı. Orada yapılırdı. Ben bunları savcılar isimlerini verdim. Girip çıkarken kimler giriyor çıkıyordu. O görüşmelerle ilgili ses kayıtlarını da verdim. Biz burada çok böyle çıkrık olan, böyle eli avuca sığmayan Alevi dedelerini, gözü açık olanlara maaş verirdik. Özdal Okutan kim? Sorumlulardan biri herhalde. Sorumlulardan biri. Evet. O zannedersem başka bölgeden o. Ama ismini duydum ben onu. İzmir olması lazım. Nuri Gündoğan'la Süleyman. O şey olabilir. Uysal. Bergama'daki ya arkadaşlar. Bunlar birisi kimya öğretmeni, diğeri de İzmir Pınarbaşı'nda imam olan iki ilk Alevi imamı. Biri Tunceli'ne öğretmen olarak gitti. Tunceli'nde uzun zaman kaldı Nuri Gündoğan. Ben üzülerek de söyleyeyim, tabii uzun zamanda Ankara Belediyesi'nde çalıştı. Ben ihbar edip ismini vermeme rağmen bilmiyorum, şu anda görevden muhakkak atılmış veya kaçmıştır yurt dışına. İlk Alevi hizmetinin başına tayin edilen Süleyman Uysal'la Nuri Gündoğan. Biz bir dönem evet. Hocam şeyleri yapardık. Mesela ben ses kaydı var, onları bir ara getireceğim ben. Evet. Bütün Alevi dernekleriyle ilgili ve cemevleri ve ibadethaneleriyle ilgili bütün o yapıların tadilatlarını cemaat üstlenmişti. Ben bunu niye yapıyoruz diyordum Birol Üzüne, yani Bilal Kod isimli. Günü geldiğinde biz bunları kullanacağız diyorlar. Bununla ilgili ses kaydı var. Bunları biz kafamızdan söylemiyoruz. Bunları getireceğim, burada çıkacak. Yani günü geldiğinde biz bunları kullanacağız diyordu. Yani, bunların birçok şeyini de Akın İpek karşılıyordu. Çok enteresan. Şimdi FETÖ niye Alevi oraya bir el uzatıyor? Ne yapmaya çalışıyordu Alevileri? O bir ara altın çıkarma olayları vardı ya. Asterixler falan meclisin önünde yatıyordu, kalkıyordu falan. Biliyorsunuz onlar hepsini örgütleyen FETÖ'ydü. Yani burada bu 17 Aralık'tan sonra bir iç çatışmayı körüklemek için, Alevileri örgütlemek için mi bu sahte dernekler vesaire kurdular? Tabii evet, tabii hepsini evet. Herkesi... Şimdi FETÖ daha önceki anlattığımız programlarda da mesela ANAP'la ilgilenirken aynı anda DYP ile de ilgileniyordu. Şu anda olduğu gibi HDP'yi desteklediği gibi CHP'yi de destekliyor. Alternatifleri sürekli vardır. Hani bu Hillary Clinton'ı desteklediği çok açık belli olduğu zaman, onun desteklediği Hillary Clinton kazanmadı ama siz şunu kesinlikle bilin ki ben biliyorum. Aynı anda Trump'ın ekibinin içerisinde, senatörleri arasında da FETÖ'nün bir şekliyle angaje ettiği, bloke ettiği, irtibat kurduğu parlamenterleri ve senatörleri vardır. Çünkü alternatifsiz hiçbir hareket etmez. Bu iş sanıldığından çok daha profesyonel olduğunu biz kitapta, Cizvit hareketi, Masonluk hareketi gibi şeylerle bunları anlattık. Ben değişik bir konuyu da geçeyim, süremiz az olduğu için. Geçmeyin hocam, hemen.